Merhaba ben Enes. Bugün 360 markasının S9 model bir akıllı robot süpürgesini inceleyeceğiz. Video biraz uzun oldu. Vaktinizi almamak için dakikaları hem buraya hem açıklamalar kısmına ekliyorum. Direkt merak ettiğiniz kısma geçebilirsiniz. Süpürgenin satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bu robot süpürgenin kısaca öne çıkan özellikleri LDS yani lider sensör ve ultrasonik anti çarpışma sensörü dahil 25 adet sensöre sahip olması ve SLAM algoritması ile daha akıllı bir rotalama ve yön bulmaya sahip olması, 220 Pascal çekim gücünde bir emiş gücüne sahip olması ve 5200 mAh'lik bir bataryaya sahip olarak 3 saat boyunca kesintisiz olarak süpürge yapabilmesi, 10 adet farklı evde veya farklı katta kullanabileceğiniz akıllı haritalama sistemine sahip olması ve rakiplerine göre daha uygun fiyata daha gelişmiş özellikleri sunması diyebiliriz. Ayrı bir videoda bu süpürgenin gerçek hayatta nasıl bir temizlik performansı sergilediğini daha detaylı olarak test ettim. O videoyu izlemek için yukarıdakiye basabilir veya açıklamalardaki linki tıklayabilirsiniz. 360 S9 bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinden bir adet detaylı olarak hazırlanmış bir kullanım kılavuzu da çıkıyor Türkçe olarak. Süpürge gördüğünüz gibi 2 adet kutu içerisinde geliyor. Yani epey güzel bir şekilde paketlendiğini söyleyebilirim. Kutuyu açtığımız zaman ilk olarak bizi İngilizce hazırlanmış kullanım kılavuzları karşılıyor. Onun yanında ise 4 farklı ülkede kullanabilmek için 4 farklı priz ucu çıkıyor. Bu yan tarafta ise süpürgenin şarj olabilmesi için bir dock ünitesini görüyorsunuz. Bu dock ünitesinin arka tarafı kapaklı olarak tasarlanmış ve buraya uzun olan kablonuzu da sarabiliyorsunuz. Alt tarafında da kaymaz silikonlar bulunuyor. Bu sayede yerde sağlam bir şekilde durabiliyor. Yine kutu içerisinden bir adet kumanda da çıkıyor. Bu kumanda sayesinde süpürgeyi uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Sağ alttaki butondan süpürme gücünü kontrol edebiliyorsunuz. Süpürgeyi direkt şarja çağırabiliyorsunuz veya en üstteki düğmeye basarak da süpürgenin bulunduğu alandaki 2 metrekarelik alanı temizlemesini sağlayabiliyorsunuz. Yine paspas yapabilmemize yarayan paspas aparatı da çıkıyor kutu içerisinden. Bir adet yan fırçanın yedeği, süpürgenin şarj olmasını sağlayan bir elektrik başlığı. Bu ilk başta çıkan başlıklardan Türkiye'ye uyumlu olanı bu şekilde buraya takıyoruz. Ve süpürgenin kendisi çıkıyor. Süpürgenin altında da bir adet bu paspas kısmının yedeğinden koymuşlar. Ekstra bunları kendiniz çıkartıp elinizde yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Lidar sensörün olduğu kısım gördüğünüz gibi zarar görmesin diye bu şekilde paketlenmiş. Yine yan taraflarda süpürgenin tamponuna zarar gelmesin diye bu parçalara da konmuş. Bunları çıkarmanız gerekiyor. Üst kapağı kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir sticker yapıştırmışlar ve çocuklara daha şirin gözükmesi için süpürgenin bu şekilde ilginç bir sticker da çıkıyor süpürge yanından. Oldukça da şirin durduğunu söyleyebilirim. Su haznesi ve toz haznesi süpürgenin içerisinde takılı bir şekilde geliyor. Bu gördüğünüz su haznesi 200 mililitreye kadar su alabiliyor. Evet, toz haznesi de bu şekilde gördüğünüz gibi 420 mililitrelik tozları alabiliyor. Buradaki bu parça sayesinde bu HEPA filtresini temizleyebiliyorsunuz. Evet, kutu içeriği bu şekildeydi. Evet, robot süpürgenin bir tasarımına yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi bu ön tarafında çarpışmaları engelleyen bir tampon gibi bir alan bulunuyor. Bu robot süpürgeyi buradan açıp kapatabiliyoruz. Bu düğmeye bastığımız zaman robot süpürge temizliği yarıda bırakıp şarj istasyonuna geri dönüyor. Robot süpürgenin internete bağlı olup olmadığını bu lambadan kontrol edebiliyoruz. Yine aksi bir durumda buradan da robot süpürgeye reset işlemi uygulayabiliyoruz. Bu HEPA filtre çıkartıp yıkanabiliyor. Burada lidar sensör bulunuyor. Bu robot süpürgenin yönünü bulabilmesine yarayan. Burada ise ultrasonik çarpışma sensörü bulunuyor. Bu sayede robot süpürge bir nesne gördüğünde çarpmıyor. Otopilot teknolojisi de bu robot süpürgede bulunuyor. Bu arka bölümünden süpürge şarj istasyonuna yerleşiyor ve buradan şarj oluyor. Bu bölümlerden de robot süpürgenin hava çıkıyor.
çıkışı oluyor. Şöyle alt bölümüne baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi robot süpürgenin ayakları bulunuyor. Bunlar içeri doğru girebiliyor ve 2 cm olan halıların üzerine bu robot süpürge çıkabiliyor. Büyük tekerlekleri sayesinde. Burada yönünü bulmaya yarayan bir tekerlek bulunuyor. Burada ise robot süpürge yuvarlak yapıda olduğu için tam olarak köşelere giremiyor ve bu yan fırçası sayesinde köşelerdeki pislikleri bu sayede bu kısma çekerek buradan içerisine alıyor. Bu kısımda ise ana fırçası bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu fırçayı da çıkarıp ara ara temizleyebilirsiniz. Şu kısımlar sayesinde halıları vurarak halılardaki pislikleri çekiyor robot süpürge ve 2200 Pascal gücüyle en güçlü robot süpürgelerden biri bu S9 modeli. Uygulamasında da göstereceğim gibi bu filtreleri belli sürelerden sonra değiştirmeniz gerekebilir. Bu kısma da bu mop özelliği olan kısım takılıyor ve şu kısımlardan da içerisine yerleştirdiğiniz su haznesinden gelen sular bu mopu ıslatarak yerleri silmesini sağlıyor. Bu mop kısmını da bu şekilde çıkartıp kolay bir şekilde temizliğini yaptıktan sonra tekrar buraya takıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Yaklaşık olarak 3.9 kiloluk bir ağırlığı bulunuyor. Süpürgenin bir kısaca teknik özelliklerine bakacak olursak süpürgede sensör tipi olarak lidar sensör kullanılıyor. Yani bu uçaklarda kullanılan gece görüşü sağlayan bir sensör ve bu süpürgeyi karanlıkta da kullanabiliyorsunuz. Bu kameralı olan modellerde karanlıkta kullanılmıyor. 200 mililitrelik bir su haznesi bulunuyor. Toz haznesi 420 mililitre. Emiş gücü olarak 2200 Pascal bir emiş gücü bulunuyor. Pil kapasitesi olarak 5200 mAh'lik bir pili bulunuyor. Çalışma süresi olarak da makineyi kullandığınız moda göre bu değişiklik gösterse de normal standart modda 3 saat civarında bir kullanım imkanı elde edebiliyorsunuz. Yine sıfırdan 100'e kadar şarj olma süresi de 4 saat. Yükseklik olarak 10 santimlik bir yüksekliği bulunuyor. Bu sayede 10 santim olan yerlere kadar bu süpürge girebiliyor. Çoklu haritalama kısmında ise 10 adet haritayı aklında tutabiliyor ve farklı evlerde veya dubleks veya tripleks bir eviniz varsa 10 adet katı aklında tutabiliyor. Yine bölgesel temizlik yaptırabilme ve yasaklı alan seçebilme özellikleri de bu robot süpürgede mevcut. Robot süpürgenin altındaki sensörler sayesinde halının üzerine çıktığı zaman emiş gücünü daha da arttırıyor. Yani normal çıplak zeminle halı arasındaki farkı hissederek halıda daha kuvvetli bir emiş gücü sağlıyor robot süpürge. Evet, şu an gördüğünüz gibi 57 dakikadır ilk olarak evi haritalamasını yapıyor. Şarjı 100'dü, şu an şöyle görebildiğiniz gibi %69'a düştü 1 saatte. Standart modda çalışıyor şu an. Yani kaba bir hesapla standart modda 3 saatlik bir temizlik performansı var diyebiliriz. Süpürgeyi çalıştıracağınız yerde bu şekilde yerde eğer perdeler varsa takılma ihtimali var. Şu ana kadar hiç takılmadı ama yine de öyle bir ihtimal var. Daha önce kullandığım süpürge takılıyordu. Bu şu ana kadar takılmadı. Ancak yine de bu şekilde yerde duran kabloları ve perdeleri kaldırırsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi şu an sadece mop modunda çalışıyor ve sadece yerleri siliyor. Evet, şöyle görebildiğiniz gibi süpürgeyi farklı bir eve götürmüştüm. Şu an evi değiştirdim. Şuradan harita seçim kısmına geliyoruz ve burada hafızasına kayıtlı olan haritalardan doğru olanı işaretliyoruz. Arada hangi haritalar istiyorsanız o haritayı direkt kayıtlayabiliyorsunuz ayrı ayrı oda. Şimdi bu haritayı kullan diyorum. Evet, şu an mutfağın orta bölümünde dondurma lekeleri bulunuyor. Şimdi makinenin mop performansını test edeceğiz. Evet, şimdi robot süpürge ile alakalı aklınıza gelebilecek olan sorulara cevap verelim. Evet, süpürgeyi kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler neler? Süpürgeyi kullanmadan önce evinizi süpürgeye göre ayarlarsanız daha iyi olur. Yani ortalıkta kablolar veya saçaklı olan halılara bu robot süpürgenin bu yan fırçası takılabilir. Ondan dolayı bu tarz şeyleri kaldırırsanız daha iyi olur. Yine ortalıkta sandalyeler varsa eğer sandalyeleri de kaldırdığınız zaman daha rahat bir şekilde süpürme ve silme işlemini yapabilir. Mop paspas ne kadar siliyor? İşe yarıyor mu? Mop paspas normal bir vilada gibi kendiniz bastıra bastıra yapıyormuşsunuz gibi düşünmeyin, ancak yine de etraftaki tozları rahat bir şekilde alabiliyor. Bu süpürgenin mop performansını bu videoda detaylı olarak test etmiştim. O videoyu izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Uygulamasını kullanmadan süpürgeyi kullanabilir miyim?
Evet, uygulamasını kullanmadan süpürgeyi kullanabilirsiniz. Bu robot süpürgenin bir kumandası da bulunuyor. Bu kumandası üzerinden direkt robot süpürgeye temizlik talimatı verebilirsiniz. Veya robot süpürgeyi yerinden kaldırıp temizlik yapmasını istediğiniz yere götürüp oraya bırakıp o odanın da kapısını kapattığınız zaman robot süpürge odayı komple temizleyip tekrar olduğu yerde duracaktır. Yani illaki uygulamasını kullanmak zorunda değilsiniz. İnternet olmadan kullanabilir miyim? İnternet olmadan ilk kurulumunu yapamazsınız. İlk kurulumunu yaptıktan sonra internet olmadan kullanabilirsiniz. İlk kurulumunu yapabilmek için de telefonun internet paylaş özelliğini açarak ilk kurulumunu o sayede yapabilirsiniz. Pili bitince ne oluyor? Robot süpürgenin temizlik esnasında pili %20'nin altına geldiği zaman temizliği bırakıp şarj istasyonuna gidiyor. %80 seviyesine kadar şarj oluyor. Sonra temizliğe kaldığı yerden devam ediyor robot süpürge. Temizliği yarım bırakmıyor. Mop ile süpürmeyi ayrı ayrı olarak yaptırabiliyor muyuz? Evet, bu robot süpürgede hem bir mop bulunuyor. Yani hem bir paspas özelliği hem de süpürme özelliği bulunuyor. İster mop özelliğini ayrı olarak, isterseniz süpürge özelliğini ayrı olarak yapabilirsiniz. Veya ikisini bir arada da yapabilirsiniz. Eğer üzerinde mop takılıyken silme işlemi de yaptırmak istiyorsanız eğer halı olan kısımları haritadan engelli alan olarak seçtiğiniz zaman halı olan kısımlarda silme işlemi yapmayacaktır. Bunu o şekilde çözebilirsiniz veya normal halılarınızı kaldırarak direkt mop işlemi de yaptırabilirsiniz. Karanlıkta temizlik yapabiliyor mu? Evet, bu robot süpürgede lidar sensör olduğu için bu gece görüş özelliği de var bu sayede. Karanlıkta da bu robot süpürge ile temizlik yaptırabilirsiniz. Evet, bir diğer soru ise evin haritalamasını nasıl yaptırabilirim? Bu robot süpürgeyi ilk olarak evimize kurduktan sonra ilk olarak evdeki bütün engelleri açmanız gerekiyor. Yani bütün kapıları açmanız gerekiyor. Robot süpürge tam şarj ile bütün evi gezdikten sonra evin bir haritasını çıkartıyor ve evi oda oda olarak bölüyor. Bu odalara kendiniz de ayrı isim verebiliyorsunuz. Yani burada en dikkat etmeniz gereken nokta robot süpürgenin hiçbir engele takılmadan tek seferde evi gezmesi. Evi gezdikten sonra temizliği bitirecek ve kendi şarj istasyonuna gidecektir. Bu haritalama işlemini bir kere yapmanız yeterli. Bundan sonra artık direkt robot süpürgeye mutfağı, koridoru veya yatak odasını, oturma odasını temizle talimatı verdiğiniz zaman direkt kendisi şarj istasyonundan temizlik mekanına gidecek. Orayı temizleyip tekrar kendisi şarj istasyonuna geri dönecektir bu haritalama özelliği sayesinde. Yine yolda haritada olmayan engeller robot süpürgenin önüne gelirse eğer o engeli de geçip kendi yoluna devam edecektir. Bu robot süpürgenin şu alt bölümlerinde, siyah bölümlerinde düşme sensörü de olduğu için dubleks evde kullandığınız zaman veya bir yüksek yere geldiği zaman oradaki bir yükseklik olduğunu anlayarak robot süpürge duruyor ve hareket etmiyor. Şimdi ise robot süpürgenin uygulamasına yakından bakalım. 360 uygulamasını çalıştırdığımız zaman mail adresimizle veya sosyal medya hesaplarımızla bir kullanıcı oturumu açmamız gerekiyor. Oturum açtıktan sonra akıllı robot süpürge ile aynı ortamda bulunursak kurulum açısından daha iyi olur. Modeme de ne kadar yakın olursak o kadar daha iyi olur. Robot süpürgeyi kurulum açamasına getirebilmek için üzerinde bulunan açma, kapama ve eve dön düğmesine basılı tutuyoruz ve robot süpürge bulunabilir moda geliyor. Kablosuz ağ kısmından robot süpürgeye bağlanıyoruz ve görebildiğiniz gibi bu ekran bizi karşılıyor. Buradaki bu yüzde dolduktan sonra robot süpürge artık evimizin internetine bağlı hale geliyor ve uygulama üzerinden de kontrol edebiliyoruz. Evet, robot süpürgenin uygulamasını açtığımız zaman bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Şu an ben daha önceden robot süpürge evi gezdiği için bütün evin haritalamasını yaptı. Sol üstten başlayalım. Burada oda belirtin diyor. Burada odaların belirtin kısmına bastığımız zaman gördüğünüz gibi burada odalara isim verebiliyoruz. İsimlerini değiştirebiliyoruz veya bu odaları parçalara bölebiliyoruz. Mutfağı iki parçaya bölmek için mesela buraya gelip bölünmüş alan dediğiniz zaman bu şekilde mutfağı ikiye bölebiliyorsunuz ayrı ayrı olarak veya oturma odası ile koridoru tek bir yer gibi de gösterebiliyorsunuz. Yani odalar arasında birleştirme ve bölme işlemi yapabiliyorsunuz. Oda belirtinin yanındaki tam ev temizliğine bastığınız zaman robot süpürge bütün evi süpürecektir. Yani eğer siz tam evi süpür talimatı verdiğiniz zaman oturma odasının da kapısı kapalı olduğu zaman otomatikman oraya girmeyip yine bütün evi temizleyecektir. Bu belirli alan kısmına bastığımız zaman ise burada görebildiğiniz gibi belli bir alan belirtiyorsunuz. Bu alanı temizle diye talimat verebiliyorsunuz. Bu alanı bir kere mi iki kere mi temizlemesiyle alakalı da burada görebiliyorsunuz.
seçenek sunulmuş. Burada iki tane alanda seçebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar alanı seçebiliyorsunuz. Sınırlı alan kısmında ise şöyle gördüğünüz gibi, diyelim bu robot süpürgeye mop, yani paspas yaptırmak istiyorsunuz ve halıyı paspas yapmasını istemiyorsunuz. Bu şekilde haritaya yaklaşarak da halıyı buradan işaretlediğiniz zaman o kısma paspası yapmayacaktır ve süpürme işleminde yapmayacaktır. Bu kısımdan suyla alakalı, içerisindeki suyu çok mu bıraksın, az mı yoksa düşük mü bıraksın ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yüksekte kullanırsanız 80 metrekare bir alanı paspaslama yapabiliyor. Eğer düşükte kullanırsanız da 200 metrekareye kadar paspas yapabiliyor. Bu altındaki bölümden ise gördüğünüz gibi hem süpürme hem silme işlemi veya tek başına süpürme veya tek başına silme işlemini ayrı ayrı olarak buradan seçebiliyorsunuz. Tabii ki silme işlemini yapabilmeniz için o silgi kısmının bu süpürgeye takılı olması gerekiyor. Bu sol en alt kısımdan makineyi şarja göndermek istiyorsanız oraya bastığınız zaman direkt nerede olursa olsun kendi şarj istasyonuna gider makine. Bu şimdi temizle talimatı, temizlik talimatının verilmesine yarıyor. Bu standart mod düğmesine bastığımız zaman da makinenin 4 farklı çalışma gücü bulunuyor. Bu modları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu daha fazla kısmına bastığımız zaman ise asıl ayarlar burada bizim karşımıza çıkıyor. Bu akıllı bölümleme kısmına bastığımız zaman odaların ismini değiştirebiliyoruz. Yine bölme ve birleştirme işlemini yapabiliyoruz. Harita seçin kısmına bastığımız zaman ise bu robot süpürgenin hafızasında olan haritalar arasında geçiş yapabiliyoruz. 10 farklı haritaya kadar bu robot süpürge aklında tutabiliyor haritaları. Programlı temizlik kısmına bastığımız zaman ise burası oldukça detaylı olarak hazırlanabiliyor. Hangi saatler arasında silme mi yoksa silme artı süpürme mi yapmasını istiyorsanız bunu işaretleyebiliyorsunuz. Tam ev temizliği veya seçili alan temizliği veya seçili oda temizliği de yaptırabiliyorsunuz. Diyelim oturma odasını işte 7 ile 8 saatler arasında süpürsün, mutfağı 8 ile 9 saatler arası silsin gibi. Burada gördüğünüz gibi ayrı ayrı olarak özelleştirebiliyorsunuz temizlik programınızı. Bu temizlik programınızı günlük olarak, haftalık olarak, hafta sonu olarak veya özel olarak da ayrı ayrı günlerde saatlere göre ayarlayabiliyorsunuz. Burası oldukça detaylı olarak özelleştirilebiliyor. Bu temizleme kaydı kısmına bastığımız zaman ise robot süpürgenin bu zamana kadar kaç dakika çalıştığını, kaç metrekare temizlik yaptığını ve hangi temizliklerin hangi saatler arasında yaptığını istatistiksel olarak görebiliyorsunuz. Haritayı sıfırla kısmına bastığımız zaman harita sıfırlanıyor. Haritayı döndür kısmı oldukça işe yarayan bir özellik olmuş bence. Yani kendinize göre haritayı döndürdüğünüz zaman yani siz de ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu özelliği çok beğendim. Ses paketi kısmında şu an itibariyle iki farklı İngilizce konuşması geliyor. Bu uygulama İngilizceydi. Türkçe versiyonu geldi. Belki ilerleyen versiyonlarda sesli olarak bir İngilizce asistan da gelir ve robot sesli olarak Türkçe konuşur. O da gayet güzel olur bence. Bu uzaktan kumanda düğmesine bastığımız zaman gördüğünüz gibi... Evet, robot süpürgeyi bu şekilde şu an burada pek uygun değil. Kumanda üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Bu sistem güncellemesi kısmına bastığımız zaman ise robot süpürgenin bir yazılımsal bir güncellemesi olduğu zaman buradan güncellemesini yapabiliyorsunuz. Şu an son sürüm yüklüymüş. Bu durum kısmına bastığımız zaman robot süpürge ben buradayım diye sesleniyor. Aksesuar satın alın kısmına bastığımız zaman bazı İngilizce çeviri hataları var ufak tefek. Burada robot süpürgenin filtresinin, yan filtresinin ve ana filtresinin ne kadar bir ömrünün kaldığını görebiliyorsunuz. Yaklaşık olarak %98 olarak bir ömürleri bulunuyor. Evet, genel ayarlar kısmına bastığımız zaman ise burada gördüğünüz gibi adını değiştirebiliyorsunuz. Rahatsız etme modunu aktif edebiliyorsunuz. Ve o saatler arasında robot süpürge herhangi bir şekilde çalışmıyor veya bildirim vermiyor. Buradaki cihazın ışığını kapatabiliyorsunuz. Bu ışıkları, üzerindeki ışıklar yanmıyor. Veya bunu tekrar açabilirsiniz. Halı basınç anahtarını açtığınız zaman halı üzerindeki daha detaylı olarak süpürme performansını arttırma özelliğini buradan açabiliyorsunuz. Su tahliye seviyesi, suyu bırakma seviyesi yüksek, orta ve düşük olarak biraz önce söylediğim ayarın aynısı. Alan metrekare diyor. Çarpışma önleme modunu açtığınız zaman bu önündeki ultrasonik anti çarpışma sensörü devreye giriyor ve mesela diyelim çiçek var. Çiçeğe karşı çiçeğin yaprağını bile gördüğü zaman oraya gitmiyor ve çiçeği devirmiyor. Bu oldukça güzel bir özellik olmuş. Bende kameralı bir robot süpürge olduğu için o kameralı olan model sadece yukarıyı görebiliyor ve dokunarak hissediyor. Bunda dokunmuyor. Uzaktan direkt orada bir cisim olduğunu görüyor ve oraya dokunmadan tekrar müsait olan yere doğru geçiş yapıyor.
Evet, bu temizlik kaydının üzerindeki küçük nokta bastığımız zaman ise gördüğünüz gibi oldukça güzel bir özellik burada karşımıza çıkıyor bizim. Oda oda olarak nasıl bir temizlik yapmasını istiyorsa onu buradan özelleştirebiliyorsunuz. Mesela diyelim koridoru iki kere temizlesin. Paspastaki su bırakma olayı yüksek olsun. İşte turbo modda temizlesin. Çünkü işte bu koridor biraz daha kirli oluyor. Oturma odasını işte sessiz modda temizlesin. Orası çok pis değil. Oradaki paspaslama hacmi düşük olsun. Bir kere temizlese yeter. Bu şekilde oda oda olarak bunu özelleştirebiliyorsunuz. Bu planı kaydet düğmesine bastığımız zaman ise gördüğünüz gibi şurada koridorun yanında bu ibareler çıktı ve tam evi temizleme seçeneğine bastığınız zaman bu verdiğiniz talimatlar doğrultusunda koridora daha önem verecektir. Diğer odalara önem vermeyecektir. Buradan gördüğünüz gibi temizlik yapmasını istediğiniz odaları da bu şekilde işaretleyebiliyorsunuz. Evin istediğiniz bölümünü işaretlediğiniz zaman direkt o bölümü temizleme yaptırabiliyorsunuz. Sınırlanmış alan da ekleyelim mesela. Şöyle diyelim, burada mutfak masası var veya burada farklı bir alan var. Buraya girmesini istemiyorsak bu şekilde işaretliyoruz. Sınırlı sanal duvar da ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Diyelim şurada bizim çiçeklerimiz var ve çiçeğe yaklaşmasını istemiyorsak bu köşeye buraya bir sanal duvar ekleyebiliyoruz. Bir sanal duvar daha ekleyebiliyoruz. Bunların herhangi bir sınırı yok. İstediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Özellikle bu perde olan yerlere mesela eklerseniz eğer perdeye takılma ihtimali şu şekilde mesela tam cam kenarlarına ekleyebilirsiniz. Bu kırmızı olarak seçtiğiniz yerleri hiçbir şekilde süpürge girmiyor. Bu mavi olarak seçtiğiniz yerlerde ise süpürge eğer mop yani silme modundaysa buralara yine girmiyor. Ancak süpürme modundayken giriyor. Yani burada da bu şekilde bir ayrım var. Eğer kırmızı alan seçerseniz süpürge hiçbir şekilde oraya girmiyor. Mavi alanlara ise süpürme modunda giriyor. Bunu da o şekilde belirteyim. Gördüğünüz gibi yani uygulaması gerçekten çok detaylı ve teferruatlı olarak hazırlanmış. Yani bütün ihtiyaçlarınızı karşılar diyebilirim. Ufak birkaç İngilizce çeviri hatası var. O da ilerleyen güncellemelerle düzeltilecektir. Evet, fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak şu an bu robot süpürgeyi diğer rakiplerine göre daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Hem de daha gelişmiş özellikleri bulunuyor. Makine ile alakalı aklınıza takılabilecek olan sorular varsa yorumlar kısmında lütfen benimle paylaşın. Makinenin gerçek hayatta nasıl bir temizlik performansı olduğuna dair temizlik videosunu izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.